Bu hafta sistem tartışmalarında gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda devam eden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine getirilen eleştirilere yönelik revizyon çalışmalarında gelinen aşama. Yeni sisteme yönelik önemli eleştirilerden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisizleştirilmesi, milletvekillerinin bakanlara ulaşamamasıydı. Oktay'ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisizleşti, önemsizleşti, yürütmeyle bağımız koptu, bakanlara ulaşamıyoruz şikayetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede ilk olarak mecliste nöbetçi bakan uygulamasına geçilecek. Bu uygulamaya göre yeni yasama yılında programlarının yoğunluğu da dikkate alınarak bakanların günlük ya da haftalık olarak genel kurulun çalıştığı günlerde mecliste olması sağlanacak. Milletvekillerinin bakanlara ulaşma sorununun aşılabilmesi için ayrıca illerin ihtiyaç duyduğu yatırımlarla ilgili ihtiyaç listeleri oluşturulması üzerinde duruluyor. Bir diğer mesele de yeni sistemde yasa tekliflerinin milletvekillerince hazırlanmasının gerektirdiği yeni düzenlemeler. Parlamenter sistemde yasal düzenlemeler bakanlıklarca hazırlanırken yeni sistemde yasa teklifi hazırlama yetkisi bütçe dışında milletvekillerinde bulunuyor. Bu çerçevede hala Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bulunan kanunlar ve kararlar başkanlığının uzman personellerle güçlendirilerek milletvekillerine yasa teklifi hazırlamada destek vermesinin sağlanması üzerine düşünülüyor. Milletvekilleri yasama süreçlerine katılacaksa kadroları olması gerekliliğinin yanı sıra milletvekillerinin bu kadrolarla birlikte çalışabilecekleri ofislere ihtiyaçları olduğu da belirtiliyor. Tartışılan bir diğer konu da yatırımlar konusunda bakanlar ve parti yöneticilerinin seçim bölgeleriyle diğer iller arasındaki eşitsizlik nedeniyle parti içinde yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi için önlem alınması. Ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlar. Tabii ki bünyemizi güçlendireceğiz. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili açıklama yaptı. Evet, sistem değişmeyecek ama her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu dedi. Arınç ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait mekanlarında yeniden milli saraylara devrileceğini söyledi. Arınç, yeni sistemde verimsiz olan alanların restore edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ve aynı zamanda parti başkanı olabilmesinin referandumla yapılan anayasa değişikliğiyle gerçekleştiğini belirten Arınç, ayrıca Türkiye'de rejim değişmedi, yine demokrasi var ama hükümet sistemleri içerisinde farklı bir sistemdeyiz dedi. Yeni sistemde yasa teklifi sunma yetkisi olan milletvekilleriyle bakanlar arasındaki iletişimin daha da verimli olarak sağlanabilmesi için nöbetçi bakanlık uygulamasının sistematik hale getirileceği uygulamasına da değinen Arınç, ayrıca bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakanlık sıralarında oturması gerektiğini belirtti. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili konuşan bir diğer isim de Çağlar Cilalar'ın sunduğu 10. Köy programına katılan eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'ydi. Temurci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hata yaptık. Evet dedim, pişmanım. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde demokrasi yoktur. Biz kuvvetler ayrılığını değil, kuvvetler birliğini oluşturduk dedi.